Merhabalar. Örgü kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Gününüz güzel, kazancınız bereketli olsun. Allah'ın selamı ve bereketi üzeriniz olsun sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Evet arkadaşlar, ekranda gördüğünüz gibi bugün sizlere karşısına şöyle orta kalınlıkta bir bebe ile geldim. Bugün sizlere harika, örmesi çok kolay, ördükçe öresiniz kolay bir modelden bahsedeceğim arkadaşlar. Modelimi örgü bilmeyen arkadaşlar bile örer modelimden çok güzel bebek yeleği olur bebek kırkası olur gelin yeleği olur anne yeleği olur arkadaşlar her örgüde kullanabileceğiniz örmesi kolay bir modelden bahsedeceğim şimdi dilerseniz modelimi anlatmaya geçelim şişimin üzerine şöyle bir miktar ilmek aldım gördüğünüz gibi bir ters bir düz lastik ördüm bu modeli dilediğiniz lastik üzerine kurabilirsiniz modelimizi lastiksiz de örebilirsiniz yakadan başlamalı bebek örgülerine de çok yakışır arkadaşlar bu modelimi ve bu ipimi örebilmek için ben şöyle 3 numara şiş kullanacağım şişlerim 3 numara arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin hanelerimize sağlık sıhhat huzur bereket versin modelimizin ilmek sayısından bahsedeyim hırka yelek süveterine başlarsak bir model iki ilmekten oluşuyor bu şekilde 1 2 1 2 yani ne başlarsak 2 4 6 8 10 12 bu şekilde çiftli sayılarda ilmek atıyoruz arkadaşlar. Modelimizi arka yüzden bir kereye mahsus zemin hazırlığı yapacağım. Ondan sonra modelimi kuracağım arkadaşlar. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Modelimizin arka yüzündeyim ve tüm ilmeklerimi bir kereye mahsus ters örgü örüyorum ve modelimizi modelimizin ön yüzünden kuracağız arkadaşlar. Bu örmüş olduğum ters örgü modele ait değil. Bunu bir kereye mahsus yapıyoruz. Şöyle ilmeklerimizin hepsini ters örgü örüyorum. Bizleri videolarımızın sonuna kadar izlerseniz modellerimizi daha iyi anlamış olursunuz. Bizlere de destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Şöyle sıra sonuna kadar ilmeklerimizin hepsini ters örgü örerek zemin hazırlığını hazırlıyoruz. Modelimizin arka yüzünden bu şekilde bir kereye mahsus bir sıra ters örgü ördüm arkadaşlar. Bu zemin hazırlığı olarak ördüm. Modelimize ait değil bu mu? Bu işlem. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim. Birinci sıradayım. Modelimizin ön yüzünde birinci sırada. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra bakın sırasına gelen ilmeğimizi bir tane düz örüyorum. Bu şekilde bir tane düz ördükten sonra Ondan sonra bu şekilde her iki ilmeğin üzerinde kuracağız modelimiz arkadaşlar. Bakın bir tane düz ördüm. Sırasına gelen iki ilmeğimin üzerine kuruyorum. İlk ilmeğimizin ara boşluğundan bir tane ilmek aldım bu şekilde. Bir kez dıştan içe doğru doladım. Bu duran ilmeğimin yanına bakın şu ilk ilmeğimi de alıyorum. Yani bu iki ilmeğimi ikisini birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Bakın ilmek sayımda bir artış oldu arkadaşlar. İki ilmekten üç ilmek çıktı. Şimdi bu işlemi tekrarlıyorum. Tekrar aynı şekilde bu iki ilmeğin üzerine kuracağım modeli. Öncelikle ara boşluktan bir tane ilmek alıyorum. Bir kez şişime doluyorum. Bu iki ilmeğimi ikisini birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Bakın iki ilmekten üç ilmek çıkarttım ve bıraktım arkadaşlar. Modelimizin ön yüzündeyim. Birinci sıradayım. Birinci sıramızda sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Modelimizin ön yüzünde birinci sırada. Bakın ara boşluktan bir tane ilmek alıyorum bir kez doluyorum iki ilmeği ikisini birlikte düz örgü olarak örüyorum tekrar ara boşluktan ilmek alıyorum bir kez doluyorum iki ilmeği bakın ikisini birlikte düz, örgü olarak örüyorum yani iki ilmekten üç ilmek çıkartmış oluyorum arkadaşlar zaten kendini belli ediyor ve bir sonraki model için işlem aynı bu iki ilmeğin ara boşluğundan şöyle bir tane ilmek alıyorum bir kez doluyorum bu iki ilmeği ikisini birlikte düz örgü olarak örüyorum ve bırakıyorum ve modelimi bu şekilde sıra sonuna kadar tekrarlıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi her örgüye yakışır çok kolay bir örgü modelinden bahsediyorum örgü bilmeyen arkadaşlar bile örer bu modelimizi bizleri videolarımızın sonuna kadar izlerseniz modellerimizi daha iyi anlamış olursunuz bizlere de destek olmuş olursunuz arkadaşlar tekrar modelimi tekrarlıyorum ara boşluktan bir tane ilmek alıyorum bir kez doluyorum buradaki iki ilmeği ikisini birlikte düz örgü olarak örüyorum Tekrar son, aynı şekilde iki ilmeğimi arasından bir ilmek alıyorum, bir kez doluyorum. Bu iki ilmeği ikisini birlikte örüyorum. Modelimi bu şekilde tekrarlayarak sıra sonuna kadar ilerliyorum arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Kenar ilmeğe hariç 3 ilmeğimiz kaldı. Şu son iki ilmeğin üzerine modeli bir kez daha kuracağım. Ara boşluktan ilmek aldım, bir kez doladım. Bu iki ilmeği ikisini birlikte düz örgü olarak örüyorum. Burada bakın kenar ilmeği ve bir düz ilmeğimiz var. Bir tane düz örüyorum. Kenar ilmeğini de ters örüyorum. Modelimizin ön yüzünden hep bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Burası modelimizin ön yüzü ve birinci sırası. Modelimizin arka yüzündeyim. ikinci sıradayım. Modelimizin arka yüzünde ikinci sırada. Bakın ilmeklerimiz şöyle bu şekilde üçerli üçerli ilmekler halinde gözüküyor. Modelimizin arka yüzünde ikinci sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum. Bakın bu şekilde ondan sonra ilmeklerimiz üçerli ilmekler halinde gözüküyor arkadaşlar. Şu bir tane tersi ördükten sonra bu şekilde gözükecek. Şimdi tekrar bir tane daha ters örüyorum. Buradaki kalan iki ilmeği ikisini birlikte ters örüyorum. Bu sayede ilmek sayımız yerine geliyor arkadaşlar. Ve bunu tekrarlıyoruz. Bakın bir sonraki modelimiz yine aynı üçlü ilmek. Bu üçlü ilmeğimin bir tanesini ters örüyorum. Kalan iki ilmeği ikisini birlikte ters örüyorum. Bir sonraki üçlü ilmek için işlem aynı arkadaşlar. Bir tane ters örüyorum. Kalan ikisini ikisini birlikte ters örüyorum. Modelimizin arka yüzünde Modelimizin arka yüzünde ikinci sırada bu işlemi tekrarlıyoruz. Bakın öncelikle bir tane ters örüyorum. İkisini birlikte ters örüyorum. Tekrar bir tane ters örüyorum. İkisini birlikte ters örüyorum. Sıra sonuna kadar modelimizin arka yüzünde ikinci sırada yapacak olduğumuz işlem bu arkadaşlar. Bakın bir tane ters örüyorum. İkisini birlikte ters örüyorum. Modelimizin de arka yüzünden hep bu işlemi yapıyoruz. Zaten modelimizin arka yüzünde ilmekler bu şekilde üçerli ilmekler halinde ya bakın tekrar göstereyim. Bu üçlü ilmeğimizin bir tanesini ters örüyorum. Kalan ikisini birlikte ters örüyorum. İlmek sayımız yerine gelsin diye bakın tekrarlıyorum. Bir tane ters örüyorum. Kalan ikisini birlikte ters örüyorum. Çünkü modelimizin arka yüzünde bu şekilde ilmekler üçerli ilmekler halinde olacak. Bakın bir tane ters örüyorum. Kalan ikisini birlikte ters örüyorum. Tekrar bir tane ters örüyorum kalan ikisini birlikte ters ördükten sonra bakın bu şekilde bir ters ve kenar ilmeği kalacak modelimizin arka yüzünden hep bu işlemi tekrarlayacağız arkadaşlar şimdi modelimizin ön yüzündeyim ben sizlere iki sıradan oluşan modeli şimdi bir kez anlattım arkadaşlar şöyle kısa bir şekilde modelimizin ön yüzünde ne işlemi yapacağız şöyle kısa bir şekilde göstermek istiyorum modelimizi ikinci kez nasıl başlayacağız kenar ilmeğini örmeden aldım bir tane düz ördüm. Bir düz ördükten sonra bakın bu şekilde iki ilmeğin üzerinde kuruyoruz modelimizi. Ara boşluktan bir ilmek alıyorum, bir kez doluyorum. Bu iki ilmeği ikisini birlikte düz örüyorum. Modelimizin ön yüzünden yapacak olduğumuz işlem hep bu arkadaşlar. Ara boşluktan ilmek alıyorum, bir kez doluyorum. İki ilmeği ikisini birlikte düz örgü olarak örüyorum. Ben modelimi şöyle video öncesi bir parça bir çalışma hazırlamıştım. Evet modelimiz şöyle küçük parçada çalışmada bu şekilde oldu arkadaşlar. Ben şöyle biraz video öncesi ördüm modelimi. Modelimizden bakın çok güzel yelek olur, hırka olur, süveter olur. Örmesi çok kolay. İki sırada tekrar eden bir örgü modeli arkadaşlar. Her iple de örebileceğiniz bir model. Bakın şöyle ben uç kısmına, etek kısmına bir ters bir düz lastik ördüm. Hani birkaç günde örebileceğiniz bebek yeleği ördüğünüz zaman birkaç günde örebileceğiniz anne yeleği ördüğünüz zaman 3-4 günde örebileceğiniz harika örmesi çok kolay iki sırada tekrar eden bir örgü modeli modelimi bize şöyle arka yüzünü göstereyim arka yüzü de bu şekilde dilediğiniz örgüde kullanabileceğiniz örmesi çok kolay harika bir modelden bahsettim her ipe ve her örgüye yakışır Evet bugünkü modelimde bu güzel örgü modeliydi. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.